Kardeşim, ta Samsun'a gelmişiz. Daha önce buraya ben sticker yapıştırmıştım. Ama ve lakin birileri sökmüş. Olmaz. Memleketimize gidip de stickersiz olur mu? Kimmiş bu? Kadircan. Kadircan kardeşim, sticker'ını gördüm. Aha da benimki. Şöyle göstereyim. Eskiden çok yapardım böyle sticker yapıştırma işi. Sonra yapıştırdıkça baktım yapıştıracak yer kalmadı. O kadar çok yerde yapıştırdım ki çünkü. Bazen bir yerde duruyorum, dur şuraya yapıştırayım. Sonra bir bakıyorum, meğer yapıştırmışım. Birkaç kere böyle olunca yapıştırmaktan vazgeçmiştim bir dönem. Şimdi tekrar fabrika ayarlarına geri dönüyorum galiba. Şampiyon Samsun'da. Samsun tabelasında bir fotoğraf çektim ve şampiyon Samsun'da diye Instagram'a post attım. Beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa, sadece YouTube'dan izleyenler varsa Instagram'a davet ediyorum sizleri. Ve aslında hiç kayıda girme, hiçbir şeyler çekme isteğim yoktu. İstek derken yani sabahtan beri aslında böyle öyle bir gazlıyorum ki çok hızlı geldim. Çok hızlı. Buraya kaç saatte geldim? Aşağı yukarı 7 saatte falan geldim. Çok da az mola verdim. Normalde çok mola veririm. Şimdi bu bölümü yayınlar mıyım? Bu bölüm güzel olur mu? Yayınlanır mı? Yayınlanırsa siz bunun hangi tarihte izlersiniz? İnanın bilmiyorum. Hiç böyle plansız, programsız kayda girdim. Samsun'a niye geldim? Önce ondan bahsedeyim hızlıca. Şu anda Kurban Bayramı'nın Arife günündeyiz. Büyük ihtimalle siz bu bölümü izlerken diyeceksiniz ki kaç ay önceki videoyu koymuş adam falan diyeceksiniz ama şu dönemde işlerim o kadar çok yoğun ki o kadar fazla çekim yapıyorum ki artık neyi çektim, neyi montajlandı, ne yayınlandı onları da karıştırır oldum. Işıklara da gelmişken, şöyle yavaşlamışken kayda girme sebebimden bahsedeyim. Oyunu seyretmeye gidiyorum sevgili arkadaşlar. Birçok kişi diyecek ki oyunu seyretmek eskilerden, evet seyredip çıkardık, seyretmezsen kaldığın yerden devam edemezdin falan diye böyle hatırlayacak. Yeni oyunlarda aynı şey var mı bilmiyorum. Otomatik save ediyordur büyük ihtimalle. Bu oyunu save etme konusu, cümlesi, tanımlaması bizim ta üniversite yıllarından aslında arkadaşlar arasında konuştuğumuz bir şeydi. Hani hepimiz memleketlerimizden koptuk, İstanbul'a geldik ve hani gurbet elde yaşarken bayram olduğunda, seyran olduğunda, işte tatil, ara tatil bir şey olduğunda falan, bu final izinleri bir şeyler oluyordu ya, oyunu save etmeye gidiyoruz memlekete diye birbirimize öyle bahsederdik. Hani memleketten kopmuş gelmişsin, gurbettesin, yalnızlık çekiyorsun, işte özlem çekiyorsun, ana baba hasreti çekiyorsun. İlk bulduğun fırsatta hemen bir gideyim, hani anamı babamı göreyim, memleketime görüneyim, memleketteki arkadaşlarımla görüşeyim falan derken, hani orada bir oyun oynuyoruz. Hayat bir oyun, hayat bir mücadele. Bu mücadeleyi tekrar kaldığı yerden devam etmek için bir enerji depolama yeriydi aslında memleket bizim için. Ama aradan kaç yıl geçti biliyor musunuz? 98, 2008, 2018. Ya neredeyse abi 25 yıl olmuş. 25 yıl olduğu için artık oyunu save etmeye gidiyorum tanımlamasını kullanmıyorum aslında. Çünkü hani doğduğun yer değil, doyduğun yerdir memleket diye bir söz var ya. Ya bu atalarımız da ne güzel şeyler söylemiş ya. Her şeye bir kılıf uyduruyoruz abi. Dolayısıyla abi evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk, işimiz gücümüz var. Hani İstanbul artık bizim memleketimiz oldu. Tabii ki Giresun'a gidiyorum şu anda. Giresun benim esas memleketim. Doğduğum yer, doğup büyüdüğüm yer. Annem babam hala orada ama yani artık memleketimiz İstanbul oldu. Oyunu seyretmeye memlekete değil, aslında bir değişiklik olsun, bir hava değişikliği olsun, anamın babamın işte bir hayır duasını alayım diye gitmeye başladık yıllar içerisinde. Tabii zaman geçiyor, insanlar değişiyor, insanların hayattan beklentileri değişiyor. Çok böyle bu konularla ilgili anlatacağım o kadar çok şey olur ki. Çok böyle canınızı sıkmak istemem ama yıllar önce yine bir kurumsal bir firmada çalışıyordum. Bir televizyon firmasında. Orada çok değerli bir müdür abimiz vardı. Hep böyle müdür. Yani hani müdür olmasa da müdür gibi olan adamlar vardır ya. Öyle bir müdür abimiz vardı. Derdi ki, biz o zaman stajyerdik tabii. Oğlum ileride çalışırsınız, kadro da alırsınız, maaşınız da olur, cipler alırsınız, SUV'lar alırsınız, beğenmezseniz ikinci arabalarınızı alırsınız falan diye böyle bize anlatırdı. Biz derdik ki hadi lan falan, biz çalışacağız da kadro alacağız da işte maaşımız olacak da araba alacağız, araba. Ya o zaman böyle tahayyül edemiyorduk aklımızda adamın söylediğini ama haklıymış. Kadro da aldık, birçok yerde çalıştık, maaş sahibi olduk, arabamız da oldu, motorumuz da oldu, çok şükür diyelim. Tabii insanoğlu nankör olduğu için, hiçbir zaman olanla yetinmediği için, hiçbir zaman olanla yetinmedik. Hep şu da olsa, şunu da yapsam, şunu da alabilsem falan, hep kafa o taraflarda hepimizde maalesef.
Yani velhasıl kelam abi, konuyu bak nereden nereye getirdim. Ben Giresun'a gidiyorum. Memleketime, doğduğum büyüdüğüm yere, liseye kadar, lise sona kadar okuduğum yere gidiyorum. Annemin babamın hayır duasını almaya, ellerini öpmeye gidiyorum. Bilenler mutlaka vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evliyim, çocuğum var. Onlar nerede diye soranlara. Onları uçakla gönderiyorum. Ben abi motorla gidiyorum. Çünkü arabayla abi bu yollar eziyet eziyet. Bu sefer uçakla ben de gitmek istemedim. Çünkü birkaç arkadaş plan yaptık. Karadeniz turu yaparız bayramda diye. Herkes bozdu abi. Birisi işte karım kızdı dedi. Birisi işte bilmem başka bir yere gideceğim. Birisi motorumda bilmem ne var dedi. Bahane bahane. Yani beni ekmiş oldular. Ben de tek başıma kaldım. Dedim ki siz uçakla gidin, ben motorumla ağır usul giderim falan diye düşünerek öyle tek başıma yola çıktım. Şimdi bütün bu konulara neden girdim ondan bahsedeyim size. Motopiksel TV, izlemiş olduğunuz şu andaki bu motosiklet kanalı olan Motopiksel TV 7 yaşında sevgili arkadaşlar, 7 yaşında. 7 yaşını bitirdi. Yani Mayıs ayında 7 yıllık bir motosiklet kanalı haline geldi. O yüzden hani geçmişe dönme sebebim biraz da oydu. Son birkaç aydır şeyi düşünüyorum. 7 yılda ne oldu? Ne geçti eline Selçuk'u? Böyle bir sorgulama sürecindeyim. Ne yaptın yani? Bu 7 yıldır motosiklet kanalım var. Ne kazandın, ne kaybettin? Şöyle bir değerlendirme yap diyorum birkaç aydır kendime. Yaptım da ve gerçekten çok iyi oldu bu. Bunu yapmam. Sizlerle de paylaşmak istedim. Neden biliyor musunuz? Ben bu mesleğe, bu işe ilk başladığım yıllarda başka bir mesleğim vardı. Televizyoncuydum ben. Kurumsal bir firmada çalışıyordum. Bunu ben şey olarak başlamıştım, hobi olarak, yani yapmış olduğum mesleğimle motosiklet aşkımı birleştireyim diye başlamıştım aslında, ama sonra iş profesyonel noktaya taşındı. İster istemez oraya doğru gitti çünkü sektörde çok büyük eksiklikler vardı. Rahmetli Barkın'ın ölmesiyle birlikte çok ihtiyaç vardı. Benim de girip içerik üretiyor, sürekli istikrarlı bir şekilde üretiyor olmamdan dolayı da talep olunca bu iş profesyonel hale geldi. İlk başlarda, ilk yıllarda hatırlıyorum, lan nasıl heyecanlıydım be, nasıl böyle heyecanlı heyecanlı içerikler üretiyordum, nasıl özeniyordum, nasıl neler yapıyordum sevgili arkadaşlar, bir bilseniz. Bir tane örnek vereyim, bak bir tane. Sıkıldıysanız kapatabilirsiniz, bundan sonrası hep böyle gidecek muhabbetim. Ben hani örneklerle bana ne kazandır ne kaybettirdi bunlarla falan konuşacağım bir bölüm bu. Sıkıldıysanız kapatabilirsiniz, sorun değil. Kapatmadan ama bir like'a basın. Ben ilk başlarda ne yapıyordum biliyor musunuz? Videoda içerikleri üretiyordum. O zaman benim kameram çok iyiydi o dönemlerde, böyle hani profesyonel kameralara ulaşmak, mikrofon setleri, kamera setleri, tripodlar falan zordu ve benim mesleğim bu olduğu için benim elimde böyle imkanlar vardı. Fakat ürettiğim içeriklerin montajını yaptıktan sonra o dönemlerde internetin upload hızı oturduğumuz yerde 1 megabitti ve ben yüklemeye koyuyordum YouTube'a. Ertesi gün akşama kadar falan sürüyordu. 2 gün sürüyordu benim video yüklemem. O yüzden ne yapıyordum biliyor musunuz? 2-3 tane video hazırlayıp Beşiktaş'taki bu 600 megabit hızdaki upload hızı olan bir internet kafeye gidip öyle yüklüyordum videoları mesela. En basiti bu. Şimdi abi evden koyuyorum, 1 saat hop yükleniyor. İşlem tamam. Yani hani çok şey değişti. Çok şey abi. O heyecanım da değişti tabii ki. Sevmiyor muyum hala bu işi yapıyorum? Sevmeden mi yapıyorum? Tabii ki severek yapıyorum ama o kadar böyle, nasıl söyleyeyim, benden aldı ki bu iş. Motosiklet sektörü, bakın motosiklet değil. Bu sektör beni o kadar benden aldı ki o eski heyecanı hatırlayınca çok böyle yüzüm gülüyor. Tebessüm ediyorum yani. Onu paylaşmaya çalışıyorum. Mesela o yıllarda bir motosiklet bayisine, servisine gittiğinizde, müşteri olarak gittiğinizde böyle ayakta karşılanır ve ne olurdu biliyor musunuz? Elindeki malı satmak için satış temsilcisi, mağaza sahibi, her kimse böyle anlatırdı da anlatırdı. Bütün özelliklerini, gelmişini, geçmişini, motosikletin veya herhangi bir ürünün, kaskın, aklınıza ne gelirse ve satmaya çalışırdı, uğraşırdı. Şimdi gününüzde bakıyorum da abi mağazaya gittiğinizde yüzünüze kimse bakmıyor ya. Vallahi nereden ne hale geldi. Ki ben bu mesleği başlarken hep şu örneği verirdim. Ben TRT'ye ilk başladığım yıllarda elimizde TRT kamerasıyla herhangi bir yere gittiğimizde milletvekili bile ayağa kalkar önünü diklerdi bizim önümüzde. Çok değerliydi çünkü hani TRT kanalı, medya kanalı, medya kanalından birinin röportaja gelmesi. Son yıllarda ayrılmadan önce neye dönmüştü biliyor musunuz? İznin var mı birader? Hop! Ne çekiyorsun sen bakime falan dönmüştü artık. Aynı motosiklet sektörü de böyle oldu biliyor musunuz? Önünü dikleyen satış temsilcilerinden, mağazalardan yüzünüze bakmayan satış temsilcilerine, mağazalarına, markalarına döndü iş. Eskiden bu kadar çok fazla YouTube kanalı yoktu hatırlarsanız. Barkın'dan sonra bir iki arkadaşım vardı vlogger olan. Bir de ben vardım ve çok değerliydik. Biz de öyleydik. Yani hakikaten çok değer veriyorlardı bana. Yani şu anda değer verilmediğinden söylemiyorum bunu. Değerin ölçüsü açısından söylüyorum. Yani o ayakta belki yaka yüklenmiyordu ama hani bir video yayınladığımda o videoyla ilgili ertesi gün bir yerde mutlaka konuşuyorduk. Dün şunu yayınlamışsın abi, izledik, şöyle şöyle demişsin ama böyle böyle falan diye.
üzerinde böyle eleştiri yapıyorduk. Üzerinde yorum yapıyorduk videoların. Şimdi bir video yayınlıyorum, adama ne, en yakın arkadaşımın bile haberi yok. Aa ne zaman yayınladın lan falan diye. Yani iş artık çok böyle şeyinden çıktı. Hani televizyonda atıyorum bir mafya dizisi olur veya bir ağa dizisi olur. Çok tutar da bütün kanallarda böyle şey gibi bit gibi pırtlarla böyle her yerde o dizilerden olur ya. YouTube'daki motosiklet kanallarının sayısı da aynı şekilde oldu. Tutunca, sevilince, izlenince, talep görünce herkes eline kamera alan herkes YouTuber oldu. Bunun benim için bir sakıncası yok. Olabilir. Problem değil. İzleyici kitlesi bunu anlıyor. Zamanla ayırıyor. Problem değil ama aslında sektöre zararı olduğunu düşündürmeye başladı bana bir süre sonra. Sektörü yöneten kişilerin %70'i, bakın belki %80'i sektörle alakası olmayan, vizyon sahibi olmayan, vizyonsuz diyebileceğimiz, bak net de söylüyorum bunu, vizyonsuz insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla hani bir tane YouTube kanalının adının fark etmeyip de işte kendi ürününü tanıtması veya incelemesi yeterli geliyor. Birçok yönetici için, birçok yönetici için. Ama ben şuna üzülüyorum. Yani önemli olan yeterlilik değil, doğru yerde konumlandırma. Çok böyle dallandırıp budaklandırmayayım bu işi. Benim hani şeye bakış açım, yaptığım içeriklere bakış açımla ilgili bir şey bu aslında ama doğru konumlandırma ile ilgili. Çok değerli bir motosiklet veya çok elit, niş bir kitleye hitap eden bir motosiklete bir bakıyorsunuz, hiç alakasız bir kesme anlatan bir kişinin altında anlattığını, tanıttığını görüyorsunuz ve doğru da anlatamadığını görüyor. Bu üzüyor yani. Sadece mevzu bu. Yoksa herkes yapsın abi. Problem değil. Ama şöyle bir getirisi oldu tabii. Ben ilk yıllarda şeyden şikayetçiydim. Ya bir rakip bulamıyorum falan diyordum. Bazı videolarda da bundan bahsetmiştim. Hani beni zorlayacak, haber atlatacak, beni gaza getirecek birkaç rakibim olsa çok daha gelişir bu sektör diyordum. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Varsa ne olur aşağıya yazın. Benim için değerli bu. Çünkü o yıllarda söylediğim şeyleri hala takip edip beni hala izliyor olması çok değerli. O izleyicime özellikle teşekkür edeceğim. Hatırlayan varsa lütfen yazsın. Ne oldu sonra? Kalite artmaya başladı. Görüntü kalitesi, anlatım kalitesi, içerik kalitesi, böyle televizyon programları gibi içerikler görmeye başladık ve hakikaten işe yaradı. Ben de böyle kendimi geliştirmek, daha yük üstüne koymak, daha iyi işler üretmek için zorladım kendimi bir süre. Aslında bir taraftan kötü dediğim şey, bir taraftan da iyi oldu aslında kaliteli içeriklerin artması açısından ama hani at izi it izine karışınca abi, o kaliteli içerik, kalitesiz içerik de birbirine karıştı bir süre sonra. Ortalık şu anda karambol, allak bullak. İyi içerik üreten arkadaşların videoların değerini görmüyor bence şu anda. Çok iyi içerik üretenler var. Bakın beni a**tir edin, beni önemsemeyin. İşin hem teknik tarafıyla hem hissiyat tarafıyla çok iyi içerikler üreten, televizyon formatında böyle içerikler üreten arkadaşlar var ama bir bakıyorsun abi izlenmelerine falan, diyorsun ki abi yazık, adam ne kadar emek vermiş, yazık olmuş falan dedirtiyor. Bende de aynı birçok videom oluyor mesela. Çok böyle bir hafta özendiğim videoda bir bakıyorum abi 15 bin, 20 bin, 30 binde kalmış. Diyorum ki yazık ulan, şu emeği başka bir şeye verseydim çok daha iyi olurdu falan dedirtiyor. Ve nasıl 7 yaşındaki Motopixel TV'den bakın nerelere geldim. 7 yıldır konuşuyorum ya, bir konu açıldığında o kadar çok konuşabiliyorum ki artık. Böyle bir kazancı oldu bana. O kadar çok konuşabilirim ki. Konuşmak istediğimde ama bakın, istemediğimde hayatta ağzımdan kerpetenle laf alamazsınız. Şu anda Samsun içinden geçiyoruz bu arada. Hayatımda tatmadığım tatları, almadığım azları, almadığım, yaşamadığım hisleri yaşattı bana Motopixel TV. Yani bu işlere yeni başlamış insanlardan tut da profesyonel seviyeye gelen insanlara kadar bana duyulan sevgi, saygı, söylediğim bir şeyi talep etmeleri, ne bileyim şunu yap dediğimde yapmaları, o kadar büyük bir haz, o kadar büyük bir mutluluk ki benim için. Çok büyük mutluluklar yaşadım ya. Çok öyle böyle tarif edilemez yani. Bir keresinde bir annenin oğlum senin sayende hayatta falan dediğine şahit oldum. Bu benim için çok değerli bir şeydi. Veya bir kaza yapmış bir motosikletçinin işte senin sayende abi ben kaskımı değiştirmiştim ve o kask beni, hayatımı kurtardı dediğine şahit oldum. Anadolu'ya falan gittiğimde böyle evinde ağırlamak isteyenler, beni ağırlamak için uğraşanlar, didinenler falan gördüğüm zaman var ya of, böyle yağlarım eriyor. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam ya. Bu sene bile yaptığım seyahatlerde beni ağırlamaya çalışan, beni bırakın yanımda bulunan arkadaşlarımı bile ağırlamaya çalışan insanlara denk geldiğimde diyorum ki Allah'ım ne kadar güzel işler yapmışız ki bu sevgiyi, bu ilgiyi hak etmişiz diyorum. Ama benden çok şey de kaybettirdi tabii ki, güzelliklerinin yanında kaybettirdiği şeyler de çok oldu. Onlardan bir tanesi motosikletçilere olan saygım ve sevgim herkes için geçerli değil. Bakın altını çiziyorum, azaldı. Tekrar altını çizeyim, herkes için geçerli değil. Ben geçmişte bu işleri yapmadan önce bütün motosikletçilere istisnasız her motosikletçiye sevgi saygı duyardım. Özel insan gözüyle bakardım ama artık özel insan gözüyle baktığım motosikletçi sayısı çok çok azaldı. Çok 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 azaldı. Hep söylerim, bu iş ego işi.
Motora binen adam biraz egoist adamdır. Motosikletin üzerine bindiği zaman da o ego tavan yapar. Dolayısıyla o egodan kaynaklı egosunu kontrol edemeyen insanların ne kadar fazla olduğunu gördüm. Bu sektörde çok çok kötü insanların olduğuna gördüm, şahit oldum. Hem yönetici olarak hem kullanıcı olarak bakın. Yöneticilerde zaten o kadar kötü yöneticilere denk geldim ki, Ya anlatsam var ya, böyle roman olur roman. Ağzınız açık dinlersiniz ama bunu yapmak istemiyorum. İnsanları kötüleyerek oradan primlenmek istemiyorum. Oradan nemalanmak istemiyorum. Siz de mutlaka bunları yaşadınız, bundan eminim. O kadar kötü yöneticiler var ki sektörde. Türkiye'de motosiklet sektörünün bu halde olmasının sebeplerinden bir tanesi bence onlar. O kadar vizyonsuz insanlar var ki lanet olsun dedirtiyor insana. Lan lanet olsun, sen nasıl bu markanın yöneticisi oldun ya dedirtiyor. Öyle insanlara denk geldim. Veya sen nasıl bu ürünü getirebildin kardeşim? Bu ürünün nasıl distribütörlüğünü aldın? Dediğim birçok insan oldu. Veya ulan sen nasıl motorcusun birader? Motorcu adam sorgular ya. Biraz sistemin dışındadır. Sorguladığı için motora biner. Sıraya girmeyi, trafikte beklemeyi sevmez. Sen nasıl motorcusun kardeşim diye sorguladığım birçok insan oldu. Bırakın motorculuğu, mesleğine saygı duyduğum birçok insanın motosikletle bir araya gelince ulan sana o diplomayı nasıl verdiler? Sana o diplomayı verenim ben ta dediğim birçok kişiyle karşılaştım ettim. Yani benim insanlara genel olarak sevgimi saygımı azalttı aslında bu YouTube kanalı. Bir taraftan çok büyük mutluluklar ama bir taraftan da sevgimi saygımı azalttı. Çok seçici bir adam olmama sebep oldu. Meslek hastalığı, tükenmişlik sendromu diyelim, evet. Tüketti beni abi bu motosiklet sektöründeki insanlar. O yüzden herkesle böyle bir araya gelmek istemiyorum. Böyle elit seskin yerlerde olan insanlarla böyle diyalog kurmaya çalışıyorum. Tabii ki beni sokakta görüp fotoğraf çektirmek isteyen, sohbet etmek isteyen, böyle efendice gelip efendice sorusunu soran, efendice sohbet eden kimseye bu zamana kadar asla kötü niyetle yaklaşmadım ve artistlik yapmadım ama hani ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Böyle efendice gelmeyen, artistçe gelen, YouTube'da bir saat önce bana yardırmış, hakaret etmiş, sonra yanıma gelip sen çık abi diye böyle yanıma gelen, benim engellediğim adam gelip bana mesela fotoğraf çektiriyor, sonra diyor ki Instagram'ını göremiyorum diyor. Niye engellemişim? Küfür etmiş herif bana. Mesela böyle haysiyetsiz herifler falan geliyorlar. Soru soruyorlar, anlatıyorum. Böyle bak haysiyetsizler geliyor, soru soruyorlar. Diyorum ki ulan takipçi ayırma kardeşim, onlar senin hani müşterin, veli nimetin, hepsi aynı. Cevaplıyorum, bir saat, iki saat anlat, motor seçiyor, motor anlatıyorum, karar verdiriyorum. Sonra bir bakıyorum adamı engellemişim. Niye? Bir tane tavsiye ettiğim ve seçmesine vesile olduğum motosikleti tanıtırken altına kötülemiş, kaç para aldın da bunu tanıttın falan diye yani. Düşünsene, ve sonra gitmiş o motoru almış. Düşün ya abi, ya neler ya. Düşündükçe aklıma geliyor, anlattıkça daha böyle sinirleneceğim ve kötüye gidecek. O yüzden çok fazla detaya girmeyeyim. Bu 7 yıllık süreçte bunları da yaşadım sevgili arkadaşlar. Tabii bu arada tecrübe, deneyimler derken bir şey daha kazandırdı bana. Üretimi olmayan motosikleti tanıtmamam gerektiğini öğretti mesela bu 7 yıllık süreç bana. Hatırlayanınız vardır şimdi, mutlaka akla gelen vardır. Bir tane Volta diye bir marka vardı. Üretimi yapılmamış prototip halinde bana prototipini göndermişlerdi ve çok beğenmiştim motoru. Yani o dönemde MX almaktansa yarı fiyatına gidip bunu almak daha mantıklı diye telaffuz etmiştim, tanıtmıştım. Tabii ki eksi yönleri de anlatmıştım. Ama seri üretime geçince motosikletin bana verilen motosikletle alakasının olmadığını görünce demiştim ki o zaman demek ki Selçuk üretim olmayan motosikleti, seri üretimde olmayan motosikleti anlatmayacaksın, tanıtmayacaksın, insanlara tavsiye etmeyeceksin. Öyle bir şey vermişti yani bana, akıl vermişti. Şu tırcı kardeşim de bana selam verdi korna basarak. Evet, Samsun'un çıkışına doğru yaklaşıyorum. Yavaş yavaş memleketime, oyunu seyretmeye gidiyorum. Son dönemlerde farkındaysanız ben böyle içeriklerde çok böyle çeşitlendirdim olayı. Yani motosiklet incelememeye çalışıyorum ağırlıklı olarak. Yani bir motosiklet inceleme kanalı olmamaya çalışıyorum aslında. O kadar çok model geçiyor ki elime, o kadar çok motosiklet inceleme şansım oluyor ki hepsini yapmamaya çalışıyorum. Garip grup içerikler ürettim mesela son aylarda, son yıllarda. İşte Çinli motosikletleri Türkler neden sevmez mesela. Japon mu, Avrupalı mı mesela. Bunlar benim için çok önemli içerikler. Mesela grup sürüşüyle ilgili bir içerik ürettim. Çok bence değerli bir içerik. En az izlenenlerden bir tanesi tabii ki. Mesela çok önemli bir içerikti. Böyle belgesel formatında içerikler üretmeye başladım falan. Farklı böyle montaj, kurgu teknikleriyle içerikler üretmeye çalışıyorum falan. Yani artık şey seviyesine geldim sevgili arkadaşlar. Tükenmişlik sendromu mu dersiniz? Nirvana'ya çıkma mı dersiniz? İçeriklerimden de onu anlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Böyle farklı şeyler arama peşine
koşmaya başladım aslında. Bir 7 yıl yaptım, bir 7 yıl daha bu işi yapar mıyım? Ölmez yaşarsam diye sorduğumda yapmayacağımı düşünüyorum. Net. Yani net. Bir 7 yıl daha bir motosiklet kanalı içeriği bu şekilde ilerlemez diye düşünüyorum. Geçenlerde ne vardı ya? Bir tane motosiklet aldım. Yemin ederim aldığım bayiden eve gelene kadar motoru çözdüm. Dedim ki benim kameramana, yarın dedim saat 3 gibi buluşalım, şunu çekelim. Gittim çektim, ertesi gün teslim ettim abi. Ve şu anda izliyorum o videoyu, diyorum ki net, bak net, tak 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 nokta. Ama gelin bendeki duygusuna, mutlu muyum? Beni mutlu etmedi mesela o motosiklet çekmek, test etmek. O yüzden hani farklı motorlar arıyorum, farklı hislerin peşini kovalıyorum. Bu tükenmişlik sendromu dediğim veya artık işi farklı yönlere veriyorum dediğim şey de aslında burada yatıyor. Yani ben artık ben çok şey adam oldum ben ya. Çekilmez, aksi, lanet bir adam oldum diyor ya Volkan Baba. Aynen öyle abi. Aksi, lanet bir adam oldum sevgilim. Volkan Konak da kardeşim öyle şiirler yazıyor ki, bak geçen eşime okudum. Saç kurutma makinesiyle ilgili bir tartışmaya girmiştik onunla. Niye oraya koyuyorsun, buraya koyuyorsun diye. Sonra neyse neşelendik. Dedim ki sevgilim, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Oysa saç kurutma makinesi değildi bizim derdimiz. Oysa birbirimize bir bakış, bir gülüşlü derdimiz. Kurutmasın saçları, ıslak kalsın sevgilim. Senden değerli mi? Sevgilim, sevgilim dedim. Ulan hakikaten oldu. Tabii şu andaki gibi değil, daha güzelini yaptım o zaman. Dedim ki ulan Volkan Konak ha, işi iş ha, ne güzel böyle evde karısıyla kavga ediyor, sonra geliyor şiir yazıyor. Oradan da geçiriyor, ulan kaç para kazanıyor falan. Bizde şeydir yani, Cem Yılmaz'ın meşhur esprisi. İşte LeBron James işte kaç milyon dolar kazanıyor. Karısı da öğretmen olsa ayda şu kadar, biz Türkler ona hesaplarız. Bizde de öyle abi. Bende de mesela hani hesaplarlar. Aa şu motordan 50 bin lira almıştır. Öbüründen işte 70 almıştır. Altındaki Ducati'den Ducati'yi bedava vermişlerdir falan diye. Böyle yorumlar yapılıyor. Yapılmasa bile karşılaştığımız zaman adam mesela bu motoru mesela benim olduğunu öğrendiği anda şaşırıyor mesela, biliyor musunuz? Öylelerine denk geldim. Nasıl ya diyor, parayla mı aldın diyor mesela, inanmıyor. Böyle insanlar da var ha, ve çok moral bozuyor biliyor musunuz? Çok keyif kaçırıyor, ulan nasıl bir imaj vermişiz insanlara diye. Neyse arkadaşlar, çok uzattığımın farkındayım yine. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Motopixel TV'nin 7. yılı hayırlı uğurlu olsun dileklerinizi beklerim aşağıya yazarsanız. Devam etmemiz, etmememiz konusundaki yorumlarınızı beklerim. Söylediklerimi, anlattıklarımı konusunda ne düşünüyorsunuz, onların yorumlarını beklerim mutlaka. Eğer özellikle değinmem gereken bir konu olduğunu düşünüyorsanız onu da yazarsanız sevinirim. Çok uzatmamış olayım. Memleketime giderken, oyunu seyretmeye giderken, aslında böyle bir arınmaya giderken anamın babamın yanına, böyle duygularımı sizlerle paylaşmış oldum. Böyle bir içerik olmuş oldu. Hatamız olduysa affola. Like'a basmayı unutmayın. Hadi bu bölümlük basmayın. Hadi tamam. Görüşmek üzere. Ben biraz daha gazlayayım. Mikrofon ses almasın diye bayağı yavaşladım. Canım sıkıldı vallahi.